gördük, selamlaştık. Aynı eylemde slogan attık. Aynı amaç için mücadele ettik. Kahve içtik, çay içtik, sohbet ettik. Lokmamızı bölüştük. Ama bugün bambaşka bir heyecan benim için. Yolda gelirken bugün aramızda olamayan isimleri de düşündüm ve aklıma şu geldi. İlk olarak şu geldi. Partinin kapısından ilk içeri girdiğim gün bir kadın kolu toplantısı vardı. Ve rahmetli Selvi Demirkılıç kadın kolu başkanımızdı. O girdiğim gün sarmalandığım duygu beni buraya ilk böyle yapıştıran duyguydu belki. Ertesi günde idare mahkemesinde bir eyleme gitmiştik, bir yürütmeyi durdurma kararı almak için. Günay Samur'du yanlış hatırlamıyorsam, kendisi bugün aramızda mı bilmiyorum. Ben öğrenciydim, çok ince bir kıyafetle gitmiştim oraya. Yağmur yağıyor, hava soğuk. Askısını çıkarıp bana verdi. Birlikte üşümeyi paylaştık biz. Aslında burada yoldaşlık ettiğimiz şey birbirimizin iyi günü olduğu kadar kötü günü ve bu duygularla bugün bu ilçenin kapısından girdim. Genç ve kadın olan ilçe başkanımla beraber bu açıklamayı yapıyorum. Heyecanımı mazur görün. Metne sadık kalmaya çalışacağım. Önce size biraz kendimden bahsedeceğim. Ben Hatice Selvi Dursun, 1985 yılında dünyaya geldim. Bakırköy'de büyüdüm. Osmaniye İlköğretim Okulu'nda ilkokulu ve ortaokulu bitirdim. 2002 yılında Adile Mermerci Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden kaydımı yaptırdım. Bağrında yetiştiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından içeri, işte az önce o anekdotu yaşadığım gün 16. yaşımda girdim. Henüz çocuktum bu kapıdan içeriye girdiğimde. Akabinde saha çalışmalarımız oldu. 2004 yılında yereldeki iktidarın, Bakırköy'deki yereldeki iktidarın gelişini ve akabinde gelişimini gerek örgüt içinde, gerek sahada, gerek hayatımda deneyimleme fırsatı buldum. Gençlik kollarında farklı kademelerde görevler yaptım. Pek çok seçim çalışmasında bulundum. Pek çok saha çalışmasını yürüttüm. Halkımızın taleplerini gören ve geleceği inşa etmeyi hedefleyen bir siyaset için mücadele ettim. Sokaktan aldığımız geri dönüşler ve halkımızın beklentileri doğrultusunda hayata geçirilen pek çok projeye yol arkadaşlarımla birlikte öncülük ettim. 2013 yılında Gezi direnişinin yeni siyaset, siyasette yenilik arayışında partili bir genç olarak üzerime düşen görevin halkla ilk temas noktası olan yerel yönetimlerde karşılık bulabileceğine inandım ve meclis üyeliği için eğilim yoklaması adayı oldum. Tüm üyelerimizde yapılan bu seçimde kadınlarda ve gençlerde en yüksek oyu aldım. Ve 2014-2019 yılları arasında meclis üyesi olarak görev yaptım. 2018 yılında bir belediye başkan yardımcılığı döneminde oldu. Siyasete başladığım ilk günden bu yana her görevde ve her kademede kadınların ve gençlerin temsili adına mücadele ettim. Bundan bir gün bile geri durmadım. Siyasi kariyerimin yanı sıra profesyonel hayatımda üretim planlama uzmanlığı yaptım. Kalite güvence kalite yönetim sistemleri yönettim, birlikte çalıştığım sevgili abim de bugün aramda, eksik olmasın. Bu görevlerden sonra da çalıştığım alanda ISO 9001 kalite yönetim sistemleri baş denetçilik eğitimini aldım. ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi baş denetçilik eğitimimi tamamladım ve halen kalite yönetim sistemleri danışmanlığı yapmaya devam ediyorum. Yani sistem kurup sistem yönetiyorum. Her alanda toplumsal sorumluluklarımın farkındayım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesiyim. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesiyim. Bakader'in yönetim kurulu üyesiyim. Bakırköy Kültürünü Yaşatma ve Araştırma Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. TUMOP Kimya Mühendisleri Odası üyesiyim. Adile Mermerci Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nin kurucu başkanıyım. Bakırköy Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin gelin kontenjanından fahri üyesiyim. Toplumsal alanda pek çok farklı iş yaptık ama
Anlatmaktan gurur duyacağım başka bir şey daha var. 2004 yılında Türkiye'de ilk olarak kurulan, yerel gündem 21 kapsamında kurulan Bakırköy Gençlik Meclisi'nin kurucu üyesiyim. Bu güzel bir hikayedir Bakırköy adına. Ne yazık ki arada sönümlendi. Keşke öyle olmasaydı. Aynı zamanda Osmaniye Mahalle Afet Gönüllüsüyüm. Komşuluk hukuku çerçevesinde yapılabilecek her noktada sorumluluk almaya da devam ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserim dediği Cumhuriyete ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönülden bağlıyım. Ve bu iki büyük eser sayesinde bugün karşınızda olmaktan onur duyuyorum. Bravo. Siyasette bildiğim ve savunduğum yegane doğru şudur. Vardığımız her sonuç politik bir tercihtir. Bu tercih köklerini hayatın içinden, sokağın sesinden ve geleceği inşa etmek hedefinden alır. Tam bir ay önce bugün gerçekleşen kurultayımızın sonucu Türkiye siyasi tarihinde eşi benzeri görülmez biçimde 100 yılın değişimine öncülük etti. Halkımızın yarınlar için umutlarını yeniledi. Aynı değişim arzusuyla, aynı heyecanla, aynı coşkuyla buradayız. Değişiminin yüzyılının kadınların ve gençlerin yüzyılı olduğuna inançla harekete geçiyoruz. Yaşadığım, kök saldığım, şöyle bir hafızamı yokladım. Öğrencilik yıllarım dahil başka hiçbir yerde yaşamadığım Bakırköy'ümüz için, hiç ayrılmadığım bu kent için en iyisini yapmak üzere yola çıkıyorum. Kentimizi tanıyoruz, sorunlarını biliyoruz. Kaynaklarımızın farkındayız, çözümler geliştiriyoruz. Değerlerimizi gözetiyor, zenginliklerimizi ama her alandaki zenginliklerimizi, sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi zenginliklerimizi biliyor ve onlara inanıyoruz. Biz Bakırköy'ümüzde balıklar gibi yüzerek, kuşlar gibi uçarak ve hangi inanç grubundan olursa olsun kardeşçe yaşayabileceğimize inanıyoruz. Bu inançla Bakırköy'ü Bakırköylülerin yönettiği, ortak aklın egemen olduğu, katılımcılığın esas alındığı, sokağın sesine kulak verilen, kent rantının kent için kullanıldığı, kırılgan grupların hassasiyetlerin göz önüne alındığı, kadın görünürlüğünün, kadının sosyal hayata katılımının, kadın istihdamının öncelikli kılındığı şeffaf bir yönetim anlayışı için yola çıkıyoruz. Doğaya, çevreye ve tüm canlılara saygılı, dirençli bir kent oluşturmak elbette ki birinci önceliğimiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenen, karbon ayak izini sıfırlayan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulayan, kapsayan bir kent hedefimiz. Ve bu kentte herkes için eşit yaşam hakkı inşa etmekse temel değerimiz. Mesela özel gereksinimli bir çocuğu olan ya da engelli bir çocuğu olan bir annenin sadece bir gün, sadece bir saat çocuğunu bırakamamasına, onsuz bir şey yapamamasına ve onsuz bir şey yapamadığı için hayatını ertelemesine bir çözüm geliştirebilmek, işte bu eşit yaşam hakkının temel referans noktalarından birisi olacak. Ya da Bakırköy'de yaşadığı halde hiç tatile gitmemiş, gidememiş bir çocuğun tatil hakkını savunmak, korumak, işte bu da eşit yaşam hakkını ortaya koyduğumuz değerlerden birisi olacak. Ya da yaş almış büyüklerimizin yaşamlarının bu özel dönemlerinde özel olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılayacakları merkezler tam da o eşit yaşam hakkının layığını bulduğu yerler olacak. Ve eşitlik mücadelesinin değişmez direnişçileri, kadınların, kız kardeşlerimizin,
hem reel üretime hem de fikri üretime katkı koyabilecekleri kooperatifler, dayanışma evleri bizim bu eşit temel yaşam hakkı felsefemizin yegane teminatlarından olacak. Tıpkı gençler için hızla oluşturacağımız gençlik merkezlerimiz gibi, tıpkı anne çocuk sağlığını bütüncül, çok boyutlu ve sürdürülebilir olarak ele alan anne çocuk sağlığı merkezlerimiz gibi. Çünkü eşit yaşam insan hakkıdır. Biz insan odaklı bir belediyecilik uygulayacağız. Katılımcılık esaslarını yeni yüzyılın tabiriyle yönetişim araçlarını doğru kullanacağız. Biraz önce size bahsettim. Yerel gündem 21 kapsamında kurulan BAGEN sizlere bu bahsettiğim projelerin fikri tohumlarının atıldığı doğru bir araçtı. Bizler bugün bu uygulamaları cinsiyete duyarlı, çevreye duyarlı, insan haklarına duyarlı, katılımcı bütçelerle zenginleştirip komşuluk ruhunu tam da bu noktadan yeşerteceğiz. Kent kültürünü, Bakırköy'ümüzün farklı inanç ve kültürlerinin bir aradalığı üzerinden inşa edeceğiz. Herkese saygılı, birlikte mutlu, yarınlar için umutlu bir Bakırköy'ü Bakırköylülük üzerinden tarif edeceğiz. Kişiye, yöreye, zümreye özel bir yaklaşım olmayacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarıyla, meslek odalarıyla, iş dünyasıyla, üniversitelerle, muhtarlarla, spor kulüpleriyle, yani kentin tüm dinamikleriyle uyum içinde çalışacağız. Ve kent kültürümüzü bu dinamiklerle birlikte yaşatacağız. Sanat üretimiyle, yetiştirdiği sanatçılarla sanat dünyasına yön vermiş kentimizin hayat damarlarını güçlendirecek ve yeniden sanatın başkenti olmasını sağlayacağız. Bunları yapacak vizyonumuz var. Bunları yapacak deneyimimiz var. Festivalleriyle, kitap fuarlarıyla, ödül törenleriyle, şenlikleriyle, sokak tiyatrolarıyla, açık hava sinemalarıyla, parkları ve meydanlarıyla Bakırköy'ü 24 saat yaşayan bir kültür kentine dönüştüreceğiz. Çünkü Bakırköy için hayallerimiz var. Bir hayalle ne yapabilirsiniz? Dünyayı değiştirebilirsiniz. Biz de Bakırköy'ü değiştirebiliriz. Değişir. Tekrar edeceğim. Bunları yapacak vizyonumuz var. Bunları yapacak enerjimiz var. Bunları yapacak heyecanımız var. Deneyimimiz var. Bakırköy'ün kadınları var. Gençliğimiz Bakırköy'ün var. Gençleri var. Bakırköy'ler var. Biz varız. Bakırköy biziz. Biz Bakırköy'üz. Arkadaşlarımız var. Unutursam lütfen fısıldamadan yüksek sesle söyleyin. Fısıldarsanız duyamayabilirim. Elektrik Mühendisleri Odası'ndan temsilciler var. Mali Müşavirler Odası'ndan temsilcilerimiz var. Tamam. İstanbul Kültür ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu'ndan temsilcilerimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Çevre Mühendisleri Odası'ndan temsilcilerimiz var. Kimya Mühendisleri Odası'ndan temsilcilerimiz var. Nasıl unuttum bilmiyorum. Peyzaj Mühendisleri Odası'ndan temsilcilerimiz var. Elektrik Teknisyenler Odası Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nden temsilcilerimiz var. Sivas Konfederasyonu'ndan temsilcilerimiz var. Antalya Manavgat Değirmen Özüköy'ün Kalkınma Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nden temsilcilerimiz var. Basın emekçilerimiz, basın yayın emekçilerimiz, hepimizin civar birliğinden arkadaşlarımız var. Gençlik kolu başkanımız var, kadın kollarından başkanımız var, kadınlarımız var,
Biz varız, biz buradayız, biz Bakırköy'üz, biz bir bütün halinde Bakırköy'üz zaten. Dinlediğiniz için, heyecanımı paylaştığınız için, bu iddiaya sahip çıktığınız için ve bu iddialı yolda kuvvetli adımlarla yürümemizi sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. İstediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Söylemek istediğiniz şeyleri de söyleyebilirsiniz. Sözü size vermiş olayım. Söz almak isteyen var mı? Tabii biliyorum kalabalık oldu. Dolayısıyla bir an önce bitsin de istiyor olabilirsiniz. Şöyle hemen başkanım sen söyle sonra ben toparlayayım o zaman. Dan dolayı tebrik ediyorum. Ancak bildiğim kadarıyla 15-20 10 neyse belediye başkan adaylarımız var. Şey olarak beklerdim ki bu adayların belirlenmesinde, asıl adayın belirlenmesinde bir sandık konmasını talep etmek ve bu sandığın peşinde koşmayı adayların da istemesini beklerdim. Ama bu durum olmadı. Niye? Belirlendi mi adayımız? Hayır hayır. Sandık belirlesin. Lütfen. Beni de üzdün vallahi. Sandık belirlesin istiyorum. Aday burada sandık belirlesin. Atama olmasın. Ama seçilmiyor. Başkalarına insanlar muhtaç olmasın. Bir sandık olsun. Sandık buradaki adayı belirlesin. Talep edilsin. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi... Yani biz bunu talep etmedik. İlç olarak, halk olarak bunu talep etmedik. Şu an İstanbul'un 39 ilçesinde ilçe başkanı, ilçe başkanları arkadaşlarımız tamam bunu talep eder halde zaten. Dolayısıyla genel başkanımıza da, Büyükşehir Belediyesi Başkan adayımıza da bu talebimizi iletiyoruz. İl başkanımıza da. İl başkanımız da bizim için bu talebi iletiyor il başkanları toplantısında. Hem belediye başkan aday adaylığında, hem meclis üyesi aday adaylığında. Biz tabii ki bunu istiyoruz, istememiz de mümkün değil, söz konusu olamaz. Bunu bugün değil ama. Bunu milletvekili aday adaylıklarında da istedik, istemeye de devam ediyoruz. Yeni olacak tüzüğümüzle birlikte de bunun hatları keskinleşecek, aday olma prosedürlerine kadar da bir değişiklik olacak. Biz bunun takipçisi olacağız. Süreç de bitmiş değil, bizim moralimizi bozmayın lütfen. Bozmayın, enerji, motivasyon verin bize. Biz de bunu istiyoruz. Ben hemen heyecanlı bir şey söylüyorum. Şöyle henüz yöntem belirlenmiş değil. Bizler de niyetlerimizi ortaya koyup işlerimizi anlatmak durumundayız. Hayal ettiklerimizi anlatmak durumundayız. Hedefimizi ve neye varmak istediğimizi anlatmak durumundayız. Ben daha önce özgeçmişimde özellikle belirttim. Sandıktan iki kere çıkmış ve seçilmiş bir yerel yöneticiyim. O yüzden bahsettiğiniz şeyin ruhunu çok iyi anlıyorum ama bugünkü hedefimiz 2024 yerel seçimlerindeki hedefimiz Bakırköy'ün ilk kadın belediye başkanı olmak ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmak. Kesin alacaklar imza. Öncelikle Hatice Hanım'ın bayan olması belediye başkanlığı açısından çok önemli. Zeman'ın ilçe başkanı olunca mutlaka Bakırköy'e bir bayan başkanın yakışması çok güzel olur. Ancak yani sizin de sizlerden beklentimiz şu, mutlaka bunu bu dönem gerçekleştirmeliyiz. Yani bir belediye başkanı siz yapacağınız işleri özet halinde sundunuz. Mutlaka bunları duyurmak lazım. Yani bir belediye başkanı eskiden tepeden atanınca, örneğin Kerimoğlu gibi atanınca ne yapacağı belli, ne Bakırköy'e ne vereceği belli. Nitekim böyle bir şey verilmeden çekip gidecek. Yani sizden özellikle her şeyden önce ne yapacaklarınızı
Bakırköy halkına böyle yazılı verirseniz çok güzel olur. Gizem Hanım, bundan sonraki bütün başkanlardan siz ilçe başkanı olarak bunu isteyin mutlaka. İstedim. Yani bir kişi ne yapacaksa Bakırköy halkına, ama şeylerimiz çok güzel. Saptamalarımız, özellikle Bakırköy'e kültür yakışır. Yani uzun boylu konuşmak istemiyorum. Kültür etkinliği çok önemliydi. Nitekim o, işte o şu son 2 yıl içerisinde bitti tamamen. Bir basada yer dahi doğru dürüst bulunamadı. Bir basa... Hemen toparlayalım. Evet. Evet. Özet olarak şu, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şöyle, ben şöyle bir şey söyleyeceğim, biliyorum. Söz almak isteyenler var, vereceğim. Bir saniye lütfen. Şimdi Cuma günü bir örgüt toplantımız olacak. Yerel yönetimler gündemle. Burada belediye başkanı adayı adayı arkadaşlarımızı konuşturmayacağız. Sadece dinleyecekler. Sonra örgütle beraber orada bir karar alacağız. Ve bir aday tanıtım toplantısı organize etmek için bir adım atacağız. Örgüt de bunu talep edecek o gün diye düşünüyorum ben. En azından kürsüye çıkan arkadaşlar talep etsinler. Ve biz bu kararı alalım. Aday tanıtım toplantılarında da arka arkaya aday adaylarımızı çıkartalım ve yapalım. Ek olarak aday adaylarımızla saha çalışmaları yapacağız. Yani süreç, aday sürecimiz sonlara doğru belirleniyor. Bizim kaybedecek vaktimiz yok. Biz aday adayı arkadaşlarımızla esnaf gezeceğiz, ev gezeceğiz, saha gezeceğiz. Yani sokaktayız, şu salı gününü bitirelim. Şimdi Şenol Hocam ve Mahmut Bey söz istiyor. Son sözü çok kısa. Başkanım, çok çok kısa veriyorum. Ben bir kadın futbol takımının Türkiye şampiyonu yaptım. Kadınlar şampiyon oldu. Başkan gördüm. Peki Bakırköy'ün gerçekten bütün spor kulüpleri mutlu değil. 10 yıldır mutlu değil. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Ona, cevap olmadı. O zaman tebrik ediyorum. Tamam, İnşallah. Eyvallah. Tamam. Mahmut Bey, çok kısa sizdeyiz. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne eksik seçimler? Ne seçilirsem hemen şuradan işe başlayacağım dediğin konuda. Kadınlar ve çocuklar. Kadınlar ve çocuklar. Siz bizim siyasi söylemimiz genel seçimlerde de biliyorsunuz kent yoksulluğu üzerinden yarışıyor. Çünkü Bakırköy zengin bir muhit, sosyoekonomik olarak yüksek bir muhit gibi görünmesine rağmen ne yazık ki insanlarda ev edinimi miras yoluyla. Dolayısıyla bugün yaşamı idame ettirecek gelir seviyesinde de ciddi bir sıkıntı var. Kent yoksulluğu metropolün sorunu. Aslında biz ortalama vatandaşlar olarak kent yoksuluyuz. Çünkü yarınımızın garantisi yok. Biz sürdürülebilir hayatlara ulaşamıyoruz. Ve bunun stresini, sıkıntısını yaşayan kadın bundan mağdur olup gelişmişlik seviyesinde düşük ve orta gelire mahkum olan da çocuk. Bu ikisinden başlayarak hem geleceğe yatırım hem de günü kurtarmaya çalışacağız. Çünkü her ne kadar ataerkil bir toplum olsak da evi çeviren de toplum düzenini sağlayan da yarınları inşa eden de kadın. Bu da şundan değil, kutsiyet atfedilen rolünden değil, bilakis direnişçi ruhundan. Buna inanıyorum. Başkanlığı olarak bir saniye sabır, biz size gösterdik. Mustafa bir oturun lütfen. Şöyle, son sözü söylüyorum. İlçe başkanlığı olarak biz arkamızdayız. Tüm yerel adaylarımızın bu işi yapabilecek nitelikte yüzü örgüte dönük, kademesini bilen, ilçe başkanlığını bilen herkesin yanındayız. Bunun için çalışacağız elbette. Ben şöyle duygusal bir cümle kullanmak istiyorum. Partinin kapısından girdiğimde Gençlik Kolu Başkanım Azem Başkan'dı. Benim üzerimde çok emeği vardır. Ve yok ya artık yeter dediğimizde bizi toplardı. Ben almak istiyorum buraya başkanım seni. Mümkün sever. Şimdi ne yapıyoruz? Bizi yönlendiriyoruz, imza atıyoruz. Şimdi alabilir miyiz? Faruk. Hadi gel bakalım. Aa, seni görmedim. Gel. 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 Şöyle bir şey. Gel. 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 Gel
Nasıl yapalım? Neredesin? Evet, ben bakacağım. Ben bakacağım.